Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhabalar. Native Wolf'la karşınızdayım. Dediğimiz gibi bu sürgün macerasına daha doğrusu Vayne macerasına başlayacağız. Böyle bir tane de pedimiz var. Bunların hepsini anlatacağım. Önce küçük bir değineyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir artı 4 grenamız var. Bu grenamızı bir takalım. Doğru değil mi? Artı 4 grena. Böyle bir şey yok zaten. Çift Tamam. Bu en azından bize şimşek olması şimşek gücü anlamında e, bir destek sağlar. E, İtemlerimizi hepsini hallettik şeytanlısı vesairesi. Burada da bunlar falan var. Burada iki kat, e, şurada Hı, iki kat eşya düşme şanslı benim şansıma gelmişti. Bunu almamıştım bu arada. Söyleyeyim yanlış hatırlamıyorsam eğer altın cennetin cevposunu da ekledim. E, şöyle itemlerimiz de mevcut. Hırsızın eldiveni zaten burada bir güç lolipopu herkese standart verilen. 7 günlük bir güçlü 3 günü falan gitti. Bir de yağma kartı vermişti 3 gün ama ona gerek yok. Biz şöyle yapmış olduk. Aldık 40 buçuk aldım arkadaşlar bunu göstermedim ama yani söyle söyleyeyim ortalama bizim ezelde piyasa daha düşüktü ama şu ara biraz artmış bilmiyorum millet çok yoğunlaştığı için midir nedir talep arttığından dolayı şöyle bir tane benim Evil Wizard'da ip altı zaten görüyorsunuz e, kaç 87 günlük biraz beklettim ben bunu askerden önce çıkartmıştım aslında kardeşim günlük pet yedirmeyi unutmuş buna mamayı şey protein lokması yedirmeyi unutmuş ben geldiğimden beridir e, bunu her gün şeyini e, veriyorum şöyle çıkartalım zaten 4 günlük bir pet olduğu için hani unutulabiliyor yani zaten altı olduğunu gö gösterdim bunu bir bakalım ne kadar artış olacak. Şuraya da malzemelerini aldım. 41'den bunu hemen 81'e atacağız. Hani bir tane daha tip 6 şeyimiz ol olmuş olsun diye. 05 başlangıç e, HP defansı 1.6 fena değil. E, SP zaten çok da önemli değil. E, burada bunları aldım. E, yağma kartını. Otomatik avı zaten bugünlük şeylerden yine etkinlikten mi bir şeyden geldi bu. Lafi olarak mı bir şeyden dolayı geldi ama bilmiyorum. Artık orasını çok da önemli değil. Önemli olan gelmesi. Ben bir otomatik av aldım. Sadece 14 günlük. Bir de üçüncü el aldım. Üçüncü el mi? He, nerede üçüncü el? Allah Allah. Üçüncü el almamışım. Üçüncü elde ben buna bir alayım diyecektim ha, almışım. Aa, hazırda. üçüncü el varmış. Boşuna aldık ya. Neyse. Neyse 27 güne çıkmış bak. 15 gün, 12 gün, 5 gün, aynı. Dikkat etmedik bana ne bileyim ya. Ben vermedi zannettim sadece tecrübe vesaire nesne yükseltmeye bir tane daha bir şey altın şansı falan filan verdi zannettim. Ee, şimdi amacımız burada ne? Şunların ikisini kullanıp arkadaşlar olabildiğince mama kasmak. Mama ve yan ürünler. İksirdir. İşte demir sandıklı, demir haznedir. Belki 75'lik silahlar. Onları da açtım. Böyle yağmasını da göstereyim size. Ee, nerede? 65-75 yaptım. Çünkü şu peti kasmak için yani ya da sıfırlı artı sıfır ya da 65'lik silahlar düşüyor ya. Zırhları kapattım. Zırhlardan çok önemli bir şey yok. Kask. Kaskı açık yaptım. E, kaskı duruma göre onda şey yaparım ya. Onu da kapatırım galiba. Belki hani elementli düşer gibisinden açık tuttum da. Bileziği açık tuttum. Belki cennetin gözü bilezik düşer ama bunu 81'de bırakacağım. Cennetin gözü bilezik aşağıda çok düşmüyordu herhalde. Sarı slot mu? Beyaz slotlarda o kadar düşmüyordu ama ben bunu Bayağı çekerim çünkü çok detaylı yazmıyor. Neyin ne olduğu belli değil. Avran'ın buz runeyi nerede acaba onu bilmiyorum ama bu muhtemelen ya arındırmada ya da eşsiz bunlardan birinde herhalde. Baktığımız zaman aynen başka eşya diyor. Onları da duruma göre kapatırım. Etkinlik eşyası dediği de. He, Neyse arkadaşlar ben şimdi bunu götüreyim ve sürgüne kasılacağımız yere. Ondan sonra görüşelim. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Birinin videosunda gördüm ama tam emin değilim. Eskiden normal şartlarda yaşlı adamdan da gitseniz ya da ışınlayıcıdan da gitseniz vadinin başına ışınlıyor. Yanlış değilsem yeni bir güncellemeden sonra buradan yaşlı adamla Seyrek Vadisi dediğimizde bunu herhalde e, bu sürgün girişinin oraya falan atıyordu ama tam emin değilim. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Yani onun için açtım şeyi zaten. Öyle bir şey yaptılarsa ben böyle bir şey görmüştüm. Bilmiyorum başka bir taktik mi var? Ama inşallah öyledir. Bizi uğraştırmaz hem. Hemen oradan gideriz. Oradan ikinci kat. demeye de gerek yok geç. Birinci katta kasılacağımız için en kötü bir ikinci kata çıkar, geri geliriz. Bir Sevran Vadisi diyelim bakalım olacak mı? Ee, yo. O nasıl oldu ya? Bunu bir, bir şekilde yapıyorlar da Allah Allah. Ya bilen varsa bunu yazarsa çok iyi olur ya. ya. Bir buradan yakın zaten de hani yine de şuraya gelmeyen yani şu yolu da yürümeyek yani. Arkadaşlar şimdi yere geldik ama yani şuranın halini görüyorsunuz. İleceye bak. Bu adamlar burada her gün kasılıyor. Bunlar yeni yeni çarlar yapıp kasılıyorlar şeyde değil. Adam 80'e 90'a atıyor. Belli bir süreden sonra tekrar sıfırdan bir daha açıyor. Bir daha yapıyor. İnşallah yaptığımız bu taktiğe ben olmayız. Çok pişman olacak bir şey yok gerçi de. Şimdi zehir kılıcı düşmüş ama bu adamın değildir. Belki başkasının o botcunundur. Zamanlanırız. Arkadaşlar C6'ya geldim. C6'da hile. Arkadaşlar burada da var görüyorsunuz. D5'te de var. Var ya bu işten çok büyük zararla ayrılacağız. Küçük seviye farmına yöneliriz diyeceğim. Hançer falan silip bilmiyorum ya. Bu Burada bir arkadaş kasılıyor. Evet C3'e geldik. Evet burada da hileci var. Beni gördü direkt çıktı. Şimdi şöyle yapacağız. Bunları bir tak. Bunu da tak. Bunları da aç. Her şeyi de aç baba. Ölüyoruz baba. Simyamızı da açalım. Şimdi 6 en para var 3. elle birlikte. Bakalım. Ya yatmaz gibime geliyor ama bilmiyorum. Kırmızı iksir falan filan diyor. Jinno lisan. Tamam bunları kapatacağız. Bir Ortalama ne kadar para geliyor diyeceğim. Ya arkadaş ya bu ne ya? ya? sonra adam niye oyunu bırakıyor? Yok bilmiyorum niye oraya geçiyor? Buraya geçiyor. Bu ne ya? Burada en iyi yani mama kasmak için en iyi o da. Hah ilk mamamızı düşürdük. Artı 5. E, mamaların bu arada piyasası ortalama artı 4 artı 5 den itibaren söylüyorum. 2.5-3M civarı. Çünkü bu botlardan dolayı piyasanın içine edilmiş. Öyle söyleyeyim. Bakalım. 0.5. 0.5'ti 0.6 arttı. Çok da bir şey artmadı yani. Evet geldik şimdi nereye? C2. Burada birileri kasılıyor zaten. Ama muhtemelen burada da bot vardır ki. Zaten şuradaki bak görüyor musun? Ya arkadaş böyle oyun olmaz olsun. Vallahi yeter artık. En son bırakacağım Vallahi bir silip çarları bırakacağım ya. ya. o kadar emek ver şey ver yani yaşadığımız şeye bak ya. ileride bir tane da oda vardı yüksek katta ama durulan lan öleceğiz bu arada. Bak buralarda bot değil mi full? Buralarda full. Full bot bak. Full bot. Görüyoruz. Rabium diye açmış. Full. Şu an böyle. Çünkü açık seve. Yani oyuncu yok diye alıyorduk. Açık seve yaptılar. ya yani, bana açık seve yap diyen olmadı ki. Sen birleştir seveyi. Buradan çıkışı yasakla ya. Çıkış olmasın yasaklamadan kastım. 3 seviyeyi birleştir. Barbaros dandana kadar ezeli. Çıkışı da kapat. Gidemesin kimse. Gelen gelsin. Alt seve anlamında kalsın ya. Ha şunu bir tane belki pi sunucu dedikleri o şey yaptıkları sunucu da belki göremezsin ya. Evet bak görüyorsunuz. Bak 85 devre olmuş. Bak Tariha tarıya gidiyor. Bak ikinci kat abi. Birinci kat da değil artık. Bak bir tane boş oda yok. Bak her yerde var. 1.6 0.7 arttı arkadaşlar defans. 11.23'tü. 0,7 arttı. Şimdi bakalım kaç artacak? 5 artacak. 23 06. 106 107 artıyor. İyi yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bir böyle bir 1 saat falan bir kasılsın. Bir bir doldursun. Eee şeyin de son şeylerini göstereyim. 24'e 29. 24'e 29. Bunu da kaydını tutalım. Arkadaşlar bir tane daha hemen koyuluk kadın elbisesini şey yaptım. 31.29 oldu. 0,7 arttı. Yani ortalama 0,7 0,6 gibi bir şey artıyor. Arkadaşlar bir saat falan oldu. Ee, bir tane kutsama iki tane işte uzman. Bu uzman görev kitabını bu arada küçümsemeyin. Bazı CV'lerde özellikle bizim CV'de mesela Beulizi, Vuzi vesaire bu tarz e, savaş kitapları çok pahalı. E, onu söyleyeyim. Bizde de şu an 9-10 em civarı. Mesela bazı Ruby Charon'da mesela 3-4 mde Sunzi'leri. Gittikçe düşüyor gibisinden. E bunları küçümsemeyin. Hani onları da ben kasıyorum. Yançarları da yapıyorum. Bunlar da bu şekilde. Bunların bazısını yerden almıştım. E çok bir şey gelmedi. E Çiçekleri de bu şekilde. Çünkü 75 leveli 81 leveli açılacağı için droplarımız şu andık. Böyle ben de şimdi hemen gidip ETP'sini alıp. ETP görevini alıp. Bu sefer e hemen kırmızılara atıp bunu hızlıca level aldırtmaya çalışacağım. E 81 olsun ki hemen hızlıca şey olsun. Yanlarına da bunu aldım. Petimizde e, şu şekilde 06-07 Civarı arttı daha düşük oranda artmadı şükür 35 yani bu herhalde bir 10'u geç onu geçer gibi mi geliyor da bilmiyorum artık nasıl olur da 9.5 onlarda falan kalır 81 levelde fena değil yani 35 ortalama 5 55 deseniz 11 kere artış yarısı deseniz 0.6'dan hesaplasanız yine 8 9 gibi bir şey yapıyor bakalım hani son durumda ne olacak yani hedefimiz zaten bir ay ee, süreçte 81 yapıp bunu da hani kendi pedimiz yapıp bunu da kitaplarını okutup kendimiz kullanırız. Yani baktık duruma göre karlıysa satarız. Arkadaşlar bir gün oldu hatta bir günü geçti. Bir ara verdim sadece. Bir gün 6 saat falan olmuş. E, ee, bir 2-3-4 saattir falan kasmıyor. Arada indik aşağı geldik desek bir günde birazcık fazla olmuş. Yani toplam düşenler bunlar. Bunların hepsi artı 4 artı 5. Çünkü olanları da ben e, şu boşlukları şey düşünün. E, artı sıfırda bastıklarım yananlar e, şuralar falan full doluydu sadece şurada iki tane mi vardı onu düşün yani Burası da full dolu değildi düşen 19 tane mi Evet 19 tane kusama kağıdı düşmüş bunlardan e, şu görev uzma kitaplarında topluyorum dediğim gibi ekstra zaten düşen e, işte şunları falan hani yan çarlara koyacağım bir tane daha e, savaşçı arababi vesaire yaparsam diye ya da en kötü pazara hani atarım Eğer bir şey yarıyorsa yaramıyorsa da yere atarız. Bunları yine bir gidiyor arkadaşlar. Bunlar çok değersiz değil. Ben bunları elimden geldiği kadar topluyorum. Zaten başındayım. Hani bilgisayarın. O yüzden. Buna şimdi bir pazar alalım bir. Premium pazar. Böyle. Nerede kişisel premium dükkan. Hani umarım bir 3-4 gün çıkar. 12 saat. Aynen kardeşim. Hemen 3-4 saati veriyor bana. Bir gün. Buna elimden geldiği kadar şey yapıp uzatmaya çalışacağım. 2 2 iki, iki buçuk günlük falan çıktı. Bir de kaşmir paketi alayım. Ee, bir şu zamana kadar bir iki bonluk falan satmış oldum. Bir indirdiydim arada. Ee, bundan sonra elimden geldiği kadar buna hani pazar kurup bundan göstereceğim. Bu 13 hem zaten hepsini sürgünde üçüncü elle kastığımız için ee, tamamen para buna ait olmuş olacak. Hani buna da fazla artarsa artık çok stok olursa Falkiriden de koyar satarım. Şimdi hemen şunları bir pazarla düzenleyeyim. Arkadaşlar şöyle pazarımızı koyduk. Yani düşündüğünüz zaman e, mesela 10 tanesi 35M %1 falan mı %3 mü vergi kesiyor. Herhalde vergi biraz düşürmüşler. Yani şunlar bile kaç tane var? 9 12, 16, 16M Hani bunlar bile gitse ki hani her zaman GP açan var. Hani ondan dolayı her türlü satılacaktır. Çünkü zodyak tapınağındaki yoğunluktan görüyoruz. Adamlar oraya bırakıyor benim gibi. bunları da böyle satacağız. Ekstra bir şey kaldı mı? Bunda kalmadı. Zaten 13 en para var. Ben bunları olduğunca, oldukça daha doğrusu satış oldukça ben bunları güncellerim. Göstermeye çalışırım. Hani bir günün hasılatı bu biraz daha fazlası vardı. Hani bunun biraz daha fazlası ki ben arada şeyi unutmuşum. şöyle söyleyeyim. Ben bunu 70-75 yaptım. Hani zehir falan düşsün. Suranın aslan kılıcını düşündüm ama detaylı da yapamadığımız için arada bu şeytani palalar düşmedi. Çünkü surayı da kaldırmışım. Aslan kılıcından dolayı bu sefer şeytani pala da düşmemiş. Yoksa bunun belki 2-3 katı daha şeytani hani Bunlar kadar da şeytani pala olurdu. Öyle söyleyeyim. Yani en azından şunlar kadar. Bunların hepsi son hasılatta düşenler. Bir bir kısmı da bir 200 emlik mi? 2 ona yakın olan da şeyde Valkyrie'de satmıştım. Şu kalanları da Valkyrie'ye vereceğim bu arada. Bu kalanları da Valkyrie'ye vereceğim. Valkyrie'den kuralım. Onlar da oradan gitsin. Arkadaşlar şöyle bir ayağı bir ETP birikmişti simya normal kor. Bunları da açmıştım. Ben bunların hepsini alta üstte attım. Üste attım. Yani de attım. Sadece Natty Wolf'takileri asıldığı için onları atamadım. Şöyle birlikte bir şunları bir antikaya basalım. Bir de bir dedik. Bir de bir dedik. Bunda deneme şansımız yok. Bunda yok. Çünkü bunun hepsini hep süreye kullandığım için hatta şöyle göstereyim. Ee, pardon. Bu ikisini bıraktım yine. Yarın öbür gün lazım olur gibisinden. Ee, yeşim var. Bakalım geçecek mi? Bir de bir. Bir de bir. Üç de iki. Yakutumuz bayağı var. Bir de bir güzel. Zaten başka deneme şansımız yok. Hadi buradan bir iki tane ver en azından ya. Bir de bir. 2 de 2 Üç de iki. Dört Çok güzel verdi. Çok güzel verdi. Harbiden hiç beklemiyordum yani. Ama işte yukarılarda mı artık patlatacak. Şimdi ben bunların bir piyasasına bakayım. Yine üstünde arkadaşlar diğer eksik olanları da getirdim. Yani çarlardaki Neville Wizard'a toplamıştım. Zaten ticareti de görüyorsunuz şöyle. E ee, 3 tane şeyimiz var. 5 tane yakutumuz var. Bir 6 tane yeşim, 4 tane safir, 5 tane frena 6 tane de oniksimiz var. E ee, hemen şöyle göstereyim. E ee, para girebilirsem eğer. Heh. Bunun da altyapısı e ee, şöyle onlara bakıyordum zaten bende. Bayağı var. Bunların olduğu gibi hepsini topluyorum. Daha doğrusu açıyorum yan çarlarında da böyle 4 karakter var. 4 karakterde de ortalama 4 5 her tane var. Yani 20 tane falan var. E, da antika falan var mıydı? Yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Yok. Her şeyi satmıştım. Bakalım şöyle. E, bir tane yakut yaparsam buna takacağım. Biraz daha hasarını artırmak için. Çünkü artık 81 level olduk. Yüksek level atmak pek istemiyorum. Hani geri dönüş olmaz bu sefer. Tekrardan da sıfırdan yapmak etmek vesaire zor olacağından dolayı. Ve sırlar yüzüğünü de aldık. Bununla birlikte kasılıyor. Bir ormanı deneyeceğim. Bu hırsız eldiven için bu şeyden nesne depodan etkinliklerden falan gelen 3 saatlik eldiven. Zaten çıkartılmayan. E, bildiğim kadarıyla çıkartılmıyor ki. Aynen çıkartılmıyor bu. Hiç denemeye gerek yok zaten. Hareket ettiğimiz için şey olmuyor. Da şöyle bir deneyim. Yok çıkmıyor. Gerçekten de oymuş. Yani lollipop boşa çıktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu lollipop'u taksak Yanına sırlar yüzüğünü taksak e zaten amaç burada mama falan kasmak vesaire. Bu sefer anlamı olmuyor. Bu arada pedimizin oranları gerçekten çok güzel. Yani başlangıcı da 0.5 değil de şöyle bir küsür olsaydı bu daha da güzel olurdu. 55 ver oldu. 7.5 hep 0.6 0.7 arttı arkadaşlar. Hiç yani SP'nin artışını bilmiyorum ama o da zaten öyle artmıştır ki zaten 9.6 belki daha fazla bile artıyor olabilir yani başlangıcından itibaren düşünürsek. Belki bunun artma e, sayısı miktarı fazladır. Hani mesela bu 10 levelde bir artıyordur. Bu, bu da 10 levelde. Bu her levelde çiftli artıyordur. Yani dikkat etmedim ama. E, çünkü o da 2.0'dan aşağı başlıyor. Hani sonuçta bu yüksekti. E, bu 1.6 diyelim. Bu da 1.1 falan yanlış hatırlamıyorsam. Zaten videonun kaydından bakarsınız. E bu niye bu kadar artarken derken bunlar niye aşağıda kaldı? Hani düşününce ki yani HP daha aşağıdaydı. Savunma daha yukarıdaydı. HP savunmayı geçmiş yani. Öyle söyleyeyim. Böyle durum raporu bu e, şuradaki şeyi bu ikisini de açtım. Bunu açtıktan sonradır sadece böyle yarım saat demine bir tane artı dört şeytani pala düştü. Başka hiçbir şey düşmedi. Yani ben anlamadım bu işi. Şu anlık yüzde bir e, düşürme şansımız var ki bir de buradan yüzde altı geliyor. Bir de buradan yüzde yirmilik eşya düşürme şansımız var. Yani ben anlamadım bu işi. Hani drop'u um mu Biraz daha mı level atlamak lazım? Yoksa hani o da kötü. O da kötü niye kötü arkadaşlar? Çünkü aşağıdaki o tüm mama katlarında mama odalarında full hileci var. Ve 7-8'er oda 6 CH'den kesiyor derken bir tane artı sıfır düştü. Artı sıfırı yedirelim ya arkadaşlar. Yani çok da şey yapmaya gerek yok. Zaten 30 gün boyunca buradayız. Zaten sonuçta bundan da hani para kazanacağız. Eğer satarsak satmazsak da zaten bizim kendi pedimiz olacak. 691, 222,5 falan veriyordu. Art sıfırları böyle bazen yediriyorum. Özellikle büyük olanları yediriyorum. Büyük değil de bu. export kaplayanları yedirmiyorum da. Ama şu ara bayağı bir düştü. Hani şey düş, e, drop anlamadım ben. Neden böyle bir şey oldu. Ama bu arada level kasamıyoruz. Bir de öyle bir durum var. E, onu nasıl yaparız bilmiyorum. Onu da bakalım artık. Onu Belki bunu şamana veririm. Bu pedi. E, şamanı 90 atacağım için. Şaman bunu kendiyle birlikte kasar. Buna bir tane e, işe yarar böyle hani e, saldırı değerimizi artıracak. Böyle yani pedalları sanayım hani, en azından birazcık sarımız vesairemiz artsın canavar vesaire. Bundaki okeyleri daha doğrusu hep yanlış söylüyorum kafa. Yut hepsini tahtaya dönüştüreceğim arkadaşlar. Canavar veren. Ya bundan bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Yani ben bu kadar illet bu kadar gıcık bu kadar böyle baş belası bir oyun görmedim. Atıyorum tak kafaya vuruyor. İlerideyim adam bir atıyor. Üç kere üst üste 5 atar mı ya? 5 5 5 5. Bir de hepsini nokta atışı atıyor falan. Hani hiç gerek yok bari. Oradan şey gelsin. Bakalım eğer ortalamalı bir silah bir şey düşerse. Bu arada bunlar da birikiyor. Ee, ekstradan 22 şeyimiz olmuş. Bunlar çok önemli değil. Ee, vesairedir. Ee, bunlar biraz birikmeye başladı ama. Ne bileyim bir drop düştü gibi. Derken bakma. Şimdi videoya girdik ya. Beni yalancı çıkartmak için. Şimdi düşmeye başladı. Şimdi birazdan bunu inip, bunun da simyalarını halledip bunu da bir bakalım hasılatımız ne olacak. Arkadaşlar geldik şimdi simyaların fiyatlarını bakmaya. 1.30 1.40 1.40 bandında falan bir elmasımız var. Şöyle Yakut'a bakalım. Ee, 2.40 2.42 gibi bir Yakut'umuz var. Yeşime geldiğimiz zaman 66. 70 en bandında herhalde. 70-72 en bandlarında bir Yeşim. Yani fiyatlar çok düşük. Bir de satılması da hani simi olmasına rağmen birazcık uğraştırabiliyor. Yani yukarı gitsek bilmiyorum nasıl olacak ama yine bunun sonu herhalde yukarı gitmek. 60M bandında da bir e, safirimiz var. Böyle Grena'ya baktığımız zaman Grena ne alemde? Bu da 60M. 60-65M. Biraz yükselmiş sanki. Daha doğrusu. Şeye göre yükselmiş. 78-80M civarında da bir e, var. Hani burayı hesapladığımız zaman e, zaten Hepsini bunların birer birer bondan hesaplayın. 3 e, von bond. E, bunların hepsini de ikişer bondan hesaplayın. 3, 2, 10, 13. Bunları da birer bondan hesaplayın. 13. On oradan onu kesmiş olacağım. Öyle düşünün yani. 13. 6 daha 19. 19. Bunları da birer bondan. 22. 22. 22. Bir daha. 5 daha. 27. Bununla birlikte 27, 6, 33, 30 won gibi bir para getirisi var şu anlık satarsak. Ama bunlar üste gider de e, misli halinde bir şey olursa zaten mesela yakutu geçirdin diyelim. Ama işte geçmesi de 20 won kafadan buradan gelecek ki bunların hepsi 2,5 won desek. 2,5, 2,5, 2,5, 10 yapar. 12,5 won yapıyor. Hani bunun geçmesi tek başına 20 won. Hani kar ettiriyor ama işte geçer mi? E, zor da. Neyse bir durum değerlendirmesi yapalım native Wolf'la birlikte. Onunkilerini de açtıktan sonra yaparız. Arkadaşlar Kızıl Orman'a geldik. Eldiven falan düşüreyim diye. Eldiven bu arada düşüyormuş arkadaşlar. Bunu da merak eden, görmeyen, duymayan varsa bunu da burada teyit etmiş olduk. Bayağı bir kestim aslında. 3-4 tane metin kestim. Ben ümidi kestiydim herhalde drobunu kaldırdılar diye tam detayını bilmediğimden dolayı. Arkaya bir şey düşmüş mü? Bir de arkadaşlar Şimşek 15'te bir tane ruh plaka zırh düştü. Burada herhalde 1.5 yani 1-2 bon gibi bir şey yapıyordur ortalama. 1.5 bon. Bu da kısa günün karı diyelim. Şöyle metinleri keselim biz. Kesebildiğimiz kadar keselim de şu hırsız eldiveni toplamamız lazım ama çar buraya gerçekten dayanmıyor. Bu Zlorman gerçekten yorucu bir yermiş. Yani eski zamanları düşünüyorum. Hani simya, mimya vesaire bu tarz şeylerin olmadığı dönemde gerçekten hani hard yermiş yani öyle söyleyeyim. Arkadaşlar bunun da günlük ETP görevlerini bitirdik. Ee, şeyimiz bitmişti. Hemen şunu bir oyun görevlerinden geç kahramanlar. Merasimi alalım. Bununla birlikte biraz daha hasarımız artar. Geri kalan da artık bizim zehirle hallederiz. Normal şartlarda benim zehri verip şey yapacaktım. Ama gerek yok. Direkt olduğu gibi bir vurup geçeceğiz. Şunun ETF'sini daha doğrusu simyasını bir halledeyim. En son hepsini topluca basalım. Bir tane şey düştü maalesef. Taktik. Hırsız eldiveni. Yani drop'u çok düşük oranın. Bir 10 tane falan kestim. Hiç düşmedi. Bir tane düştü. Yani demek oluyor ki bu bitene kadar bu ikisiyle kasacağız. Buldukça da arada bunu vereceğiz. Bu bizim drop'umuzu bayağı düşürecek ama diyorum. çok seri kesmek lazım. Orada e, bu da bulmak tabii kolay değil. Hani onu da söyleyeyim. E, beta map'ler gibi değil. Hızlı Orman Bunu zaten biliyorsunuz. Neyse şunların hepsini ben bir antika atıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldik şimdi antika atmaya. Şimdi yan çarlardaki o normal korları da aldım. Böyle vuracağım. Çok şanssız bu arada bu. Hatta da kötü geçirdi. Burada da kötü geçiriyor. Bir de bir yaptı. Bir de bir yaptı. 3 yaptı. Bunlar full yakacak. Bir de bir. Bir de bir. Üç de bir. bir. Geçirdi. Baba elmas niye ise geçmiyor dedim anda geçti. Şimdi hepsini Valkyrie'ye vereyim. 30-40 monluk bir simya var seviyelerde zaten getireceği o çok minimum. Üstte eğer gelirse kendim takarım. En azından şu katibolfı artı dörde basar. Kendim takmaya çalışırım. Hemen şunları bir aktarıp geliyorum. Valkyrie'ye Valkyrie'nin şansı yüksek dedi. E, pek şanslı dedi. Böyle iki tane safir attık. Geçti. Bir tane attık yandı. Bir tane attık yandı. Bir tane attık yandı. Geldik Yakut'a. Geçti. Geldik tekrar safire. Yandı. Şimdi direneğe geldik yandı bir daha yandı geldik yakuta yandı bir tane elmas atalım geçti geldik tekrar direneğe yandı geçti geldik şimdi ise. geçti bu da geçti bu da geçti Allah Allah Şimdi geldik elmasa yandı geçti 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 Şimdi bir tane yakutumuz var, geçti. Bir tane de elmasımız var, yanında. Elimizde ne var şu an? Bunlar kaldı. Bir tane oniks, bir tane safir, bir tane yakut, bir tane de elmas kaldı. Elmasın eşi yok. Yakutum var, yeşimin var. Safirin yok, grenanın yok. Oniks'im var. Attık, geçti. Bakmıyorum. Geldi yeşime attık yandı attık yandı attık geçti şimdi hadi bismillah biraz feda verdik ama ah, ah. kötü geldi ya böyle bir de şuna bakalım O da düz duvar gelmiş ya ortalama bunlar e, bir hesaplayayım elimizde kalanları 30-40 bandında bir şeyimiz vardı alanlarla birlikte bakalım kaç fonluk bir Yeteri olmuş. Bunu da göstereyim size. Şimdi arkadaşlar hepsini bastık. Son durumda. E, şurada görüyorsunuz. Antik hali 38 won. Yani 37-38 won civarı bir şey. Hepsini olabildiğince düşükten hesapladım. Bazıları böyle fake pazar tarzı olabiliyor. Hani bakın mesela 750 M'den aldım mesela son fiyatı ama hani görüyorsunuz bir anda 766'ya falan çıkıyor. Yani ortalamasını hep düşükten aldım mesela. Bunu 750 M'den aldım. E, çoğunu da öyle aldım yani ortalama 750 ya son durumda 45 won hadi diyelim bir won fazla yazdık ekstra arasından dolayı hadi 44 won olsun yani ortalama 38 won bunu da yüksekten hesaplayalım 38 44 6 won kar etmişiz hayırlı uğurlu olsun diyelim yani arkadaşlar neredeyse bir günlük bir farm yaptım e, bu arada e, gece 4 gibi falan bırakmıştım aynen 4-4.5 gibi bırakmıştım e, bir günde değil gerçi pardon e, ee, ortalama 12 16 saatlik bir farm ee, bunların bazılarını pazara koydum Bunları da şöyle göstereyim şuradakiler artı sıfır e, ee, şuradakilerde de aynı şekilde artı sıfır bunları da dörde kadar basacağız bunların hepsi zaten full sıfır varmış hani var, oynamış. bunu da şöyle koyduk var mı başka şöyle baktığımız zaman Başka da artı sıfır yok. Şimdi pazarı açacağım size arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3.5 heme artı dörtlerini satmaya çalışıyordum. 3.499.99 diye. E, artı beşleri de şöyle 4 hem. 3.99'dan falan satıyordum. 4 heme ama yasada o kadar çok hileci var ki. Normalde şunlar 9 yani 1 heme gidiyordu. Yani bunları son bir kez satacağım. Bir daha da bunları toplamayacağım arkadaşlar. Çok birikmeye başladı piyasanın da anasını ağlattıkları için. Çünkü benim bir tane odada da bir günde yaptığım ya da 12 saatte yaptığım farmı belki de adam 2 saatte 10 oda keserek aynı anda toplasanız 10 odayı kesmesi belki 10 saniye sürmüyordur. Çünkü video biliyorsunuz az çok o bot videolarını görmüşsünüzdür nasıl işlediğini. Adam tarıya tarıya gidiyor birkaç videolarını falan izledim. Hani bu nasıl engelleyebilirim ya da nasıl bir şey yapabilirim gibisinde. Hani ilk başta sizi gördüğünüzde offline oluyor çıkıyor karakter atıyor ama sonradan tekrardan geliyor sanki oradan geçiyormuşçasına ayarladıkları için herhalde öyle bir ayar varsa eğer bilmiyorum artık nasıl olduğunu da yani durum bundan ibaret arkadaşlar şimdi ben bunların hepsini artı 4'e basacağım şu kalanlarında e, kaç 13 tane burada var burada da 8 tane var bakalım bunlardan kaç tanesi artı 4 olacak Pazarı da şöyle göstereyim. 119 emimizi de şöyle alalım. Bunda sadece bu Mama farmından gelen, e, yağma farmından gelen e, parayı tutuyorum ve oyunda otomatik üçüncü elle kastığımız parayı buna est, ekstra bir para falan aktarmıyorum. Buna bir tane de kostüm alacağım arkadaşlar. E, neden? Çünkü ya pot ister istemez kullanıyor şu an e, toplamda şimşeğimiz. Şöyle göstereyim temel bonuslardaydı. 53 işte iki tane şeyi de taktık mı şey daha doğrusu 63. 70 falan oluyor. Şeyle birlikte de 85 civarı bir şey olur. Kostüm. Buradaki kostümü de aldığımızda en azından biraz daha pot içme mevzusunu azaltır. O da daha fazla farm yaptırır bize. Çünkü sabah kalktım. Pot 2 tane büyük pot almıştı. Sonrasında bir saat sonra bir kalktım. Onlar bitmişti yani. Ondan sonra yat kalk yat kalk yapmaya başlamıştı. Boşuna zaman geçirmesinin anlamı yok. Yani burayı fullerdi. Arada tabii bkvK BK, onlar falan vardı. Burası yine boştu. Buraya bir şey de olmamıştı. Yani düşününce 15, 16, 17, 18 tane slot boştu. Aradaki şeylerle birlikte düşünürsek. 20 slot boştu. Neyse çok konuşmaya gerek yok. Hemen şunları ben bir basıp geliyorum. Arkadaşlar hepsini bastık. E, 13 tane de bu tek slot kaplayanlardan 8 tanesi geçti. Bunların da 8 tanesinden 4 tanesi geçti. Çift slot kaplayanların. Bunları da e, pazar bir tane yan pazar kuracağım. Bir tane daha fazladan. Yani maalesef bu botlar tüm e, şeyi benim planı projeyi bozdu. Yani Aldığımı aslında pişman oldum bu yağma pedini. Hani başka yerlerde gideyim kasayım diyeceğim. Oralarda da aşağı yukarı aynı hani gidip lanet kitabıdır. Işte bilmem ork dişidir. Hani oralarda bile var. Hani belki buralar kadar yoğun değil. Burada çünkü devamlı bir sürkülasyon satma derdi. E, daha hızlı giden bir şey olduğu için bu mamalar. Adam alıyor iki buçuk eme koyuyor direkt düz çakıyor ne kadarsa. Çünkü istediği kadar sınırsız kasabiliyor. Senin kastığının belki elli katı yüz katı daha hızlı kasıyor yani düşününce. Yani maalesef böyle bir durum var. Yani Bir şey de demek de istemiyorum ama yani demesen de olmuyor. sussan olmuyor demesen olmuyor. Bilmiyorum nasıl olacak. E, zaten hedefimde bu arada arkadaşlar e, bu yakın süreçte eğer böyle Rubin'in yeni eksever para ödemelik bir sunucusu çıkarsa. Ona başlayacağım ya da eğer öyle bir şey gelmezse böyle bir 3-4 ay içerisinde ya da bank canamıyor tüm çarları geçireceğim. En azından kapalı sunucu en azından bir belli bir piyasa dönüyor. Hani hedefim şu 30 günü olabildiğince verimli değerlendirip bunu da öyle bitirmek. Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani maalesef durum bundan ibaret. Neyse videoyu çok uzatmaya gerek yok. Arkadaşlar hani böyle bir ara bir video olmuş oldu en azından nasıl bir e, getiri olduğunu az çok gösterebilmişimdir diye düşünüyorum. E, şöyle hemen sizi e, benim Ninja'ya geçeyim. Bir fiyatlarını da size bir canlı göstereyim. Şimdi arkadaşlar geldik. Mesela Ninja şeyi geç. Azap geç. Hançerler bakın görüyorsunuz. Artı dörtleri 3'ü bak ben üç üçü 3'e koydum. 3 üç 3 falan koyduydum yanlış hatırlamıyorsam. Bak şunlar devamlı pazar kuruyor. Bak zaten şu bak şunlar. Full. Cool. Devamlı bunların pazarı var. Bunu bilmiyorum. Bunu görmediydim de. Şu iki sun ile afyo 5'in devamlı pazarı aktif. Bak görüyorsunuz normal şartlarda artı 4 mamayı 4.99'da yani 5M'den satıyorduk. Artı 5'i de tamam bu artı 7'ler artık düşmeye başladı falan ondan dolayı piyasa düştü ama hani 2.5M falan da düşmez yani şu anlık biraz yüksek görünüyor ama biraz sonra yani yine piyasaya çıkacak yani bak. Artı sıfırlar. Artı sıfırları falan da, koysam daha karlı herhalde. Yani 2 yeme. Bak. Bak. Görüyor musunuz? 1800. Bak. Sürgün sefiri. Bak. Bu, bu adamlar hep var. Bak. bak benimki de 3-3-3-300'lerden falan. Yani benimkine gelene kadar o. Bak. Benimki de 3 300lerde falan. Bak. Native Wolf. Benim Z Valkyrie. Bak. Yaylar. Yaylardan sonra geçelim. Pardon. Ninja. Bak. Suraya geldik. E tane pala bak 1800 falan bunlar 1900 2 bak yine aynı adamlar Şimdi kimsenin günahını da ama bak hep bak hep aynı adamlar bak. Piyasayı ne kadar düşürmüşler bak Hani 3.5 olsa hani 3 emden aşağı olmasa yine ona da okeyim yani benimkilerde de burada bak. bak. Piyasayı görün yani Onun için şey yapıyorum Artı 5'i Var mıydı arkada artı 5'i Ha bak mesela 3.5'a artı 5'ini koymuş. Ben 4 mi? E, 3.99'a falan koymuş. Satılmaz yani benim gibi. Böyle olduktan sonra. Yine artı 5 belki satılır. Çünkü çok yok. Bu bittikten sonra satılır ama. Ama arada baksana çok var bak. Oo. Ya da devamlı bunları böyle ucuzdan ucuzdan koyup elden çıkaracağız. Yapacak bir şey yok. Ha geldi gel pazelere. Artı 3'leri 3'e. Artı 4'ü de 3'e. Yine bunun fiyatı fena değilmiş. Yani bu arada artı beşleri üç buçuk. Ama artı beş yani şeyi artısı arttıkça fiyat artmıyor. Fiyat düşüyor yani. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hemen şunu da göstereyim. Ee, simyalarımızın bazıları satıldı. Ee, burada araya bir şey koyduydum ama ne gitti bilmiyorum. Bir tane elmas vardı. Onlar gitmiş. Ee, simyalarımız da zaten başlangıçta olan Hani videonun önceki kısımlarında e, gördüğünüz simyalardan işte yeşim falan gitti. Ee, bir tane elmas vardı herhalde. Antika elmas o gitmiş. Bir tane antika yakut vardı o gitmiş. Ee, galiba grenada vardı. Onix bir tane vardı. Yeşim vardı. Yeşim yeni az önce bir iki saat önce gitmişti. Şöyle paramızı da çekelim. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. 1.75 Aa ben diğerini koymamış mıyım? Allah Allah. Bir dakika. Ha burada pardon bir an dedim yanlış mı kurduk ne yaptık. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.